J-20, Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu tarafından geliştirilen tek kişilik çift motorlu bir uçaktır. Pekin ilk olarak 1990'lı yıllarda J-20'yi geliştirmeye başlamıştır. J-20 ilk kez 2011 yılında uçmasına rağmen Çin 2016 yılına kadar uçağın varlığını reddetmiştir. Eylül 2017'de ise Çin Hava Kuvvetleri uçağın aktif olarak filoda görevlendirildiğini açıklamış ve böylece J-20, F-22 ve F-35'ten sonra dünyada filolara katılan 3. 5. nesil uçak olarak tarihteki yerini almıştır. Bazı batılı gözlemciler J-20 uçaklarının F-22 ile benzerliklerini işaret ederek uçağın F-22 teknolojisinden modellendiğini tahmin etmektedirler. Şüphesiz Çin tarafından önemli değişiklikler yapılmıştır. Örneğin J-20 pilotları F-22'de yer almayan F-35'e benzer 360 derecelik görüş sağlayan DAS imkanına sahiptir. Hong Kong merkezli Güney Çin Morning Post haberine göre J-20, F-22 ve F-35'lere göre daha uzun menzilli, daha fazla iç yakıt kapasitesi ve daha büyük bir silah kapasitesine sahiptir. J-20 ve Su-57 genellikle ABD'nin 5. nesil F-22 kategorisindeki uçaklar olarak kabul görmektedir. Bu bazı yönlerden doğrudur. Fakat J-20 farklı yapısı nedeniyle oldukça ilginç bir uçaktır. Örneğin J-20, Canard Delta yapısı ile Raptor ve Su-57'den farklıdır. Çin uçağında kanatlar Typhoon'da olduğu gibi closely coupled olarak uçağın ön burun kısmı yerine geride kanatları ile bağlantılı bir şekilde yer almaktadır. Bu yapıdan kazanılan avantaj kaldırma kuvvetini arttırarak daha fazla yakıt ve mühimmat kapasitesi sağlamaktadır. Benzer bir yapı Fransız Rafale uçaklarında da görülmektedir. Sağlanan ilave kaldırma kuvvetiyle artan mühimmat taşıma kapasitesi, saldırı görevlerinde uçağın AWACS'lara, tanker uçaklara, gemilere ve yer hedeflerine karşı daha uzun menzilli ağır füzeler taşımasını kolaylaştırmaktadır. Fakat getirdiği avantajların yanında ödenen bedel, uçağın daha az manevra kabiliyetinin olması ve büyüyen kanat alanı nedeniyle artan radar yansımasıdır. Bu noktada kanat alanı 60 metrekare olacağı açıklanan TFX'in neden F-22 ile hemen hemen aynı boyda olacak olmasına rağmen kanat açıklığının Raptor'dan 2 metre daha kısa olacağını açıklamaktadır. J-20 ve F-22'nin kanat alanları ise 78 metrekaredir. J-20'nin 1990'ların Rus MiG-1.44 projesinden esinlendiği söylentileri bulunmaktadır. 1980'lerde geliştirilmeye başlanan MiG-1.44 prototipi ilk uçuşunu 2000 yılında yapmıştır. Teoriye göre Çin MiG-1.44'ün planlarını Mikoyan and Gurevich Tasarım Bürosu'ndan satın alıp J-20 uçağının tasarımında kullanmıştır. Çin havacılık endüstrisinde bu işbirliğini doğrulayacak bir diğer örnek Rus Kamov Tasarım Bürosu destekli Çin Z-10 saldırı helikopteridir. Bu işbirliğinin ne zaman olmuş olabileceği sorusuna gelirsek, 1990'ların yarattığı kaotik ortamda MiG yıllarca hayatta kalma mücadelesi veriyordu ve şirket en yakın rakibi Sukhoi Tasarım Bürosu'nun yetkililerinin merhametindeydi. MiG-1.44 proje çalışmaları durdurulduğu 2000 yılında Çin savunma sanayisi ile bu işbirliği alışverişinin yapılmış olabileceğini varsayabiliriz. Fakat 1990'lı yıllarda Rusya'da her şey mümkün olduğu için daha önce de gerçekleşmiş olması muhtemeldir. Ancak aynı projeleri kendi hükümetinize yapmaya çalışırken yüksek teknoloji sırları satmak riskli bir strateji gibi gözükmektedir. 2000'li yılların başları MiG için oldukça sıkıntılı yıllar olmaya devam etmiş ve şirket eski veya niteliksiz MiG-29'ları Cezayir Hava Kuvvetleri'ne yeni uçak olarak satmaya çalışırken yakalanmıştır. Buna çok kızan Cezayirliler ilk 15 uçağı geri göndermiş ve bu durum uluslararası pazarda MiG'in itibarını ciddi şekilde tahrip etmiştir. Peki J-20'nin MiG-1.44 ile tasarım benzerlikleri nelerdir? Yüzeysel olarak benzerlikleri olsa da iki tasarımın farklılıkları büyüktür. İki uçak da aynı kuyruk düzlemi yapılandırmasına sahiptir ve her iki uçakta da kanartlar bulunmaktadır. Bu noktada unutulmamalıdır ki MiG-1.44 bir test prototip uçağıdır. MiG'in bu projesi durdurulmamış olsaydı nihai uçakta 21. yüzyılın teknolojisi ile önemli farklılıklar olabilirdi. Farklılıklara bakacak olursak J-20 düşük radar izi için Lockheed Martin modelini örnek almaktadır. F-22 Raptor benzeri ileri gövde, açılı hizalama ve F-35 stili hava girişler kendini ele vermektedir. J-20, MiG-1.44'ün ezilmiş ileri gövdesi ve altta yer alan hava girişleri düzeninden farklıdır. F-35 ile ilgili Çin casusluğu konusundaki Amerikan iddiaları temel alınırsa, J-20'nin ABD'nin 5. nesil savaşçıları ile benzerlikleri daha derin olabilir. Silah özellikleri açısından ise J-20, kısa menzilli hava hava füzeleri için uçağın yanlarında yer alan gövde içi iki küçük hazne
ve uzun menzilli hava hava ve hava yer görevleri içinde gövde altında daha büyük bir hazne içermektedir. Bu F-22'nin silah haznesi konfigürasyonunun birebir aynısıdır. J-20 alt kısmında sıralı iki küçük ve iki büyük silah haznesi olan Rus Su-57'den bu konuda farklıdır. Çin'in yeni nesil savaş uçağı J-20 gelişmiş elektronik sistemleri üzerinde taşımaktadır. AESA radar teknolojisi, kızılötesi elektrooptik arama ve pilota etrafındaki tehditlere karşı 360 derecelik farkındalık sağlayan F-35 DAS benzeri bir pasif elektrooptik algılama sistemi bunlardan birkaçıdır. Buna ek olarak J-20'nin ileri versiyonlarının gelişmiş veri bağlantısı ile İHA sürüleri ile birlikte hareket etme kabiliyeti kazanması beklenmektedir. J-20'nin sensör özellikleri de etkileyici gözükmektedir. Aktif faz dizinli radar teknolojisine ek olarak Çin F-35'te yer alan DAS sistemini kopyalamıştır. Fakat kopyaladıkları bu sistemin F-35'in sistemi kadar verimli olduğunu söylemek mümkün değildir. J-20'nin AESA radarı düşük görünürlüklü uçaklara karşı pasif dizili ve mekanik taramalı radara göre daha iyi bir tespit yeteneğine sahiptir. Bu noktada farklı ülkelerin geliştirdikleri AESA radarlarının güç ve kapasiteleri aynı değildir. Elektronik koruma ve elektronik harp yetenekleri açısından da aynı güce ve kabiliyete sahip olmadıkları da belirtilmelidir. Basında çıkan haberlere göre F-35'in APG-81 radarı düşük gözlemlenebilir gereksinimlere uymak için uçak imzasını askeriye indiren, düşman tarafından önlenme, karıştırılma olasılığı düşük ve tespit edilme olasılığı düşük modlarda çalışmaktadır. Uçağın burnunda yer alan radar, çeviklik, çok düşük tespit edilebilirlik, yüksek verimlilik için optimize edilmiş ve uçağın düşük gözlemlenebilir niteliğini tam olarak desteklemektedir. J-20 radarı Çin'in ürettiği ilk AESA radarı olduğundan radarların aynı sınıfta olma ihtimali çok düşüktür. Ve dahası F-35'in uçan süper bilgisayar olarak adlandırılan yetenekleriyle eşleştirilmesi pek olası değildir. J-20'nin prototip ve erken üretim modellerinde Rusya'dan direkt satın alınan AL-31F motorları kullanılmıştır. Ancak Çin yeni ve daha güçlü bir motor geliştirmektedir. Raporlar Çin'in önümüzdeki yıllarda J-20'ye sürekli süper kruz uçuş sağlayacak olan Çin yapımı WS-15 motoru ile donatmayı planladığını göstermektedir. Bu yeni motor Çin'in J-11 serisi uçaklar için kopyaladığı WS-10 motorları ile karşılaştırıldığında J-20'ye daha az yakıt tüketimi sağlarken daha uzun süre ses üstü uçma kabiliyeti sağlayacaktır. Bu noktada belirtmek gerekir ki mevcut WS-10 motorlar orijinali olan AL-31'den daha kısa ömürlüdür. Çünkü Çin versiyonundaki metal alaşımların yüksek ısıya dayanamadığı ve kırıldığı bildirilmekte olup WS-15'in ne zaman hazır olacağı bilinmemektedir. Çin'in J-20'nin hattan çıkan yeni modelleri sürekli iyileştirmeye çalıştığı, AL-31'in yerli versiyonu olan WS-10 motoru ile donattığı bildirilmektedir. WS-15'ten daha az güçlü olan bu motorlar belli bir süre süper kruz uçuş olanağı sağlamaktadır. Çin'in dikkatini çeken bir diğer geliştirme programı da WS-10G olarak adlandırılan itiş kontrollü motordur. Çin'in aslında yeni uçağı J-20 için Rusya'dan AL-41F1S motorları satın almak istemesine rağmen Rusya bu motorları Su-35'ler ile birlikte satmayı tercih etmektedir. Söylentilere göre Çin, Rusya'dan satın aldığı 24 adet Su-35 ile bu uçakların sahip olduğu AL-41F itiş kontrollü motorları inceleyip kopyalamayı amaçlamaktadır. Çin'in ürettiği tek gizli uçak J-20 uçağı değildir. Ayrıca J-31 diye anılan başka bir düşük görünürlüklü uçağın üretimi üzerinde de çalışmaktadır. J-31 konfigürasyonuna bakıldığında uçağın ihracata yönelik olarak düzenlenebileceği ihtimali görülmektedir. Gözlemciler, Shenyang Aircraft Corporation tarafından üretilen iki motorlu J-31'in F-35 ile yaklaşık olarak aynı boyutta olup 775 bin menzilli, maksimum kalkış ağırlığı 28 ton ve Mach 1.8 hıza sahip olduğunu iddia etmektedir. Aynı gözlemciler, uçağın ilk prototipine dayanarak Çin'in J-31'in uçak gemisine uygun versiyonunu geliştirebileceğini söylemektedir. Genel olarak J-20, yakın gelecekte ABD uçakları, gemileri ve üsleri için bir tehdit oluşturmaktadır. F-35 ve F-22 daha düşük görünürlüğe ve daha iyi algılama yeteneğine sahipken J-20 ile birebir rakip olmayabilir. Fakat Çin'in bu dezavantajı sayısal olarak kapatması mümkün olabilir. 2017'de ABD Hava Muharebe Komutanı General Herbert Carlyle, Güney Çin Denizi'nde tehdidin 10 filo J-20, Su-35, Su-30, J-10 ve J-11'ler olabileceğini belirtmiştir.
Yeni envantere giren 5. nesil Çin uçağının düşük görünürlülük ve sensör kabiliyetinin Japonya'da üstlenen F-22 ve F-35 kadar iyi olmadığı sürece Uzak Doğu'daki askeri dengeyi değiştirmesi beklenmemektedir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın.